Değerli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar, hayırlı ve huzurlu günler diliyoruz sizlere. İstanbul stüdyolarımızdan saygılarımızla ve hürmetlerimizle selamlıyoruz hepinizi. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de mikrofonu biz devraldık. Kültür Atlası programıyla yaklaşık bir saat birlikte olacağız nasipse. Efendim, örnek şahsiyetlerimiz, tarihi bilgilerimiz, geçmiş zaman nükteleri, Osmanlı coğrafyasında yolculuğumuz ve Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden bir başlığımız var her zaman olduğu gibi. Bu bölümlerle programımızı tamamlayacağız kısmet olursa. İlk bölümümüzde, örnek şahsiyetler bölümümüzde yine kıymetli hocamız Ali Ural'ın makalelerinden, portrelerinden istifademize devam ediyoruz. Bugün İmam Gazali'den söz edecek bize hocamız. Öpülen kefen ve terk edilen kerpiç başlığı atmış İmam Gazali'yi anlattığı yazısına Ali Ural hocamız. Efendim, sizlere bir kez daha Kültür Atlası'na hoş geldiniz diyelim ve hürmetlerimizle programımıza başlayalım. Eşkıyalar eşyalarla yeni bir yola revan olmadan önce delikanlı soyulan kafileden kopup peşlerinden koşmaya başladı yol kesenlerin. Herkes canını kurtardığına sevinirken o malığın arkasından feryat ediyor, nefes nefese yetişmeye çalışıyordu haydutlara. "Defterlerim," diyordu. "Onlar sizin işinize yaramaz. Ne olur geri verin onları." Reis bir el işaretiyle durdurdu adamlarını ve acemi gence gülümseyerek kulak verdi. "Diğer eşyalarım sizde kalsın. Sadece defterlerimi istiyorum ben. 3 yıldır sırf bu notları tutabilmek için memleketimden uzak kaldım. Bu bilgileri edinebilmek için diz çöküp dirsek çürüttüm. Her sayfasında göz nuru var onların." Bu sözler üzerine haydutların başı gülümsemesine bir adım daha attırıp gülmeye başladı. "Sen nasıl olur da ilim tahsil ettiğini söylersin? Baksana defterlerin ve notların elinden alınınca ilimsiz, irfansız kalıveriyorsun." dedikten sonra adamlarına kitap ve defterlerin geri verilmesini emretti. Genç Gazali sevinçle notlarına kavuşurken hüzünle ayrıldı oradan. Eşkıyanın dudaklarından çıkan bu iki cümle makasın iki kanadı gibi zihninde sürekli işliyor, kendini savunmak için attığı bütün düğümleri bir çırpıda kesip atıyordu. Adam haklıydı. Memleketi TUS'a döner dönmez ilk işi kağıtta olanları kalbine nakşetmek olmalıydı. Genç Gazali söyleyene değil söyletene baktı ve 3 yılda yazdıklarını 3 yılda temize çekti kalbine. 1000 yıl önce ilim şehirleri bir tesbih gibi ipe dizmeden öğrenilemezdi. İlim şehirleri vardı ve talebeler alimlerin ders halkalarında kendilerine bir yer açabilmek için uzun yolculukları göze alırlardı. Genç Gazali de İmam Gazali olana kadar şehirden şehre dahil oldu bu halkalara. TUS'tan yola çıkıp Cürcan'a ve Nisabur'a gitti. El Cüveyni'nin etrafındaki 400 yıldızdan en parlağı oldu. Hocası El Cüveyni öldüğünde Nisabur'un bütün dükkanları kapanmış, 400 talebesi kalemlerini kırıp yas tutmuşlardı. Gazali vefa borcu bitip Nisabur'dan ayrılırken 28 yaşında adı dillerde dolaşan bir alimdi. Şöhretten ve sultanlardan kaçtıkça şöhret ve sultanlar onun peşinden koşuyordu. Devir Tuğrul Bey'in, Arpaslan'ın ve Melikşah'ın devriydi. Büyük Selçuklu Devleti'nin dahi veziri Nizamül Mülk Gazali'yi bulmakta gecikmiyor ve ondan Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin başına geçmesini istiyordu. Zira İslam dünyasının derlenip toparlanmaya ihtiyacı vardı ve bunun yolu da ilimden geçiyordu. O sıralar Hasan Sabbah fedailerin akıllarını afyonla uyuştururken Mutezile akılla uyuşturuyordu talebelerini. Batınili kalmış yürümüş Haçlı seferi başlamıştı. Kısacası İslam'ın kanıtına yani bir Hüccetül İslam'a ihtiyaç vardı. İmam Gazali Yunan felsefesini eleştirecek kadar iyi biliyordu Rumcayı. Tıp ilmine tabiplerden daha fazla vakıftı. Avrupalı filozoflar dünyanın tepsi gibi düz olduğunu söylerken o 300 öğrencisine dünyanın yuvarlak olduğunu anlattı. Ta ki bir gün Sufi Meşrep kardeşi Ahmet el Gazali kalabalık bir meclisin içinde başkalarını doğru yola çağırıyor ama kendin doğru yola gelmiyorsun.
Ey yumuşamayan katı taş! Sen daha ne zamana kadar demiri bileceksin de kendin keskin olmayacaksın diyene kadar. Ve İmam Gazali her şeyi bırakıp yola çıktı. 11 yıl sürecek inziva hayatı boyunca Şam'da, Hicaz'da, Kudüs'te derinleşti. Ümeyye Camii'nin geniş minaresinde 2 sene boyunca itikafa çekildi. Sadece namaz vakitlerinde cemaate karışıyor, sonra kimseyle konuşmadan ilim, tefekkür ve zühd mekanına geri dönüyordu. Akşamları el ayak çekildikten sonra minareden iniyor ve gururunu kırmak için şadırvan ve abdesthaneleri temizliyordu. 3 şeyi yapmamaya yemin etti. Münazara, sultanlara yakınlık ve onlardan para kabul etmek. Hakiki sevginin 3 şekilde belli olacağını söyledi. Seven sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne, sevdiğinin sohbetini başkalarının sohbetine, sevdiğini memnun etmeyi başkalarını memnun etmeye tercih eder. Ey çocuk diyordu, ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda ölüm var. Ne kadar seversen sev, ayrılık seni bekler. Bir sabah namazdan sonra kefen istedi İmam Gazali. Kefen gelince yüzüne gözüne sürdü ve ey Rabbim, Malikim, emrin başım gözüm üzere diyerek odasına çekildi. Uzun süre dışarı çıkmayınca talebeleri içeri girdiler. İmam Gazali'yi kendini kefenlemiş, sağ yanına yatmış, yüzünü kıbleye döndürmüş, ruhunu teslim etmiş bir halde buldular. Geride 1000'den fazla talebe, 400 aşkın eser bırakan Gazali'nin bir de mektubu vardı ki, orada Sultan Sencer'e şöyle diyordu. Dünya padişahlığı, nihayet bütün dünyaya hakim olmaktan ibarettir. İnsan ömrü ise en çok 100 sene kadardır. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında, bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Şimdi hürriyetin neşesiyle yeşil tepelerin eteklerine köpüklü dalgacıklarınızla dantelalar işliyorsunuz. Sizleri çiğnemeye gelen o çelik devlere karşı kükreyemez miydiniz? Bir millet, bir ümmet, bir medeniyet kaderini sizlere emanet etmişti. Yüzyıllardan beri canları pahasına sizleri koruyana sadakatinizi esirgememeniz için Cideli Mehmet Çavuş'un, Lapsekili Ali'nin, Kilitbahirli Yüzbaşı Hasan'ın, Libyalı Üsteğmen Mevsuf'un kurban olmalarım lazımdı. Size ey kanlı sırt, koca çimen, kaba tepe, alçı tepe, baharın şu günlerinde üzerinize bir gelinlik gibi düşen güneşin pırıltıları altında bahtiyar uyuyorsunuz. Pütürgeli Bilal, Yozgatlı Kınalı Murat, Ezineli Yahya Çavuş, Konyalı Mıstık ve 253 bin vatan evladı kemiklerini sizlere siper etmeseydiler, haliniz nice olurdu? Bedelinizin ağırlığını göstermek için mi alev saçan namlulara karşı lavlarınızı püskürtmediniz? Siperlerin arası 50-55 metre kadardı. Saat tam 4.30'da Yüzbaşı White hücum işaretini verdi. Olanca güçleriyle bayır yukarı koşarlarken şiddetli ateşe tutuldular. Yüzbaşı White 2 adım sonra cansız yere düştü. İlk dalgadaki diğer subay ve erler ya öldü yahut yaralı olarak yere serildiler. Aradan 2 dakika geçince ikinci dalga ileri atıldı. Bunlardan da hiç kimse ayakta kalmadı.
Yalnız bir siperin önünde kırmızı sarı flamalardan bir tanesi çok kısa bir an dalgalandı. Yerden yükselen aydınlatma fişeklerinden, donanmanın tepeleri tarayan projektörlerinden, hareketi takip eden binbaşı tut, iki dalganın tamamen imha edildiğini, diğer dalgaların çılgınlık olacağını komutanı Yarbay Brazier'a bildirdi. Dolaşan projektörlerden de durumu gören Brazier, binbaşı Tud'un teklifini haklı buldu. Derhal bitişik siperdeki Tugay karargahına koştu. Sert bir selamla Tugay komutanına, "İki dalgadan bir kişi dahi ayakta kalmadı komutanım," dedi. "Devam etmek çılgınlık olur. Hayır, tepeye flamanın dikildiği görülmüştür. Oranın takviye edilmesi için taarruzun devamı gerekir," dedi komutan. Hücum işareti verdiği üçüncü dalgada diğerleri gibi yere serildi. Yarbay Brazier ne yapacağını şaşırdı. Tugay karargahına koşuyor, sipere girmeden geri dönüyor, tekrar işaret yerine koşuyor, işaretini vermeden geri dönüyor. Nihayet işaretini verdi. Planladığı şekilde dördüncü dalga da birden siperlerden fırladı. Yoğun bir ateş karşısındaydılar. Önceki dalgaların başlarına neler geldiklerini de ışıldaklardan az buçuk görmüşlerdi. 15 metre kadar mesafe kat edip yere yattılar. Türklerin öldürücü ateşleri devam ediyordu. Geri geri sürünüp tekrar siperlerine döndüler. Bu anda 27. alayın diğer siperlerine binbaşı Glasgow'un komutasında saldıran 1. grup hafif atlıların başına da aynı hal geldi. Onlar da dalga dalga saldırıyor, dalga dalga eriyorlardı. Süvarisi düşmüş yaralı atların fundalıkların tepelerinden sıçrarlarken acı acı kişnemeleri savaşa ayrı bir dehşet katıyordu. Çanakkale'de çarpışmalar devam ediyordu. Siz, ey hayatlarının baharında şehadet mertebesine erenler! Alemlerin Rabbi sizler için diridir derken, destanınızı fanilerin yazamayacağına da işaret ediyor. Biz yazamasak da, kanlarınızla yoğurduğunuz tepelerde rüzgar ebediyete kadar cenginizi terennüm edecek. Mahzun vadilerde sütun sütun fatihalarla yükselen mezar taşlarınızı gökler selamlayacak. Programımızda sıra geçmiş zaman nüktelerine geldi. İktisadın makbulü varken yapılanıdır. İlim niçin öğrenilir? Bugünkü nüktelerimiz. İlkiyle başlayalım. İktisadın makbulü varken yapılandır. Ömer bin Abdülaziz'in ileri derecedeki zühd ve takvasını cimrilikle karıştıran bazıları, "Ey müminlerin emiri! Siz bütün yetkiler elinde bulunan bir halifesiniz. İstediğiniz gibi giyinir, kuşanabilirsiniz," dediler. Onun bu derece mütevazı yaşayışının sebebini sordular. Ömer bin Abdülaziz onlara şu cevabı verdi: "İktisadın erdemli olanı varlık zamanında olanıdır. Affın erdemlisi de ceza vermeye muktedirken yapılanıdır." İkinci nüktemiz, ilim niçin öğrenilir? Yahya bin Muaz der ki, ilim sırf bilmek için elde edilmez, ilim amel edilsin için öğrenilir. Zira sevap ilim yoluyla yapılan amelden gelir, yoksa uygulanmayan bilgiden bir sevap gelmez. İmam Şafii şöyle diyor: İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden elde edilen faydadır. Oh.
Şam kelimesi bizim için bugün sadece Suriye'nin başkenti olan şehri ifade eder. Halbuki eskiden Bilad-ü Şam yahut Diyar-ı Şam dendiği zaman bütün bir Suriye anlaşılırdı. İşte bu Şam çelişkilerle dolu, her zaman sürprizlere gebe ve mutlaka sıra dışı bir mekandı. İslam tarihinde fitnenin, nifakın, isyanın, iktidar mücadelesinin kaynağıydı Şam. Emevi'nin merkezi, önemli şehri, Abbasi'nin göz ardı ettiği Selçuklu Türklerinden Cezire Kürtlerine, Şammar Araplarından Süryanilere, Dürzilere, Nusayri ve Çerkeslere mekan olmuş Şam. İşte bu sıra dışı, hem belalı hem de tatlı şehirdeki ilk gecemi hatırlıyorum da, yukarıdaki ifadelere uygun bir şehir olacağını nasıl belli ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Gerçi her şehirde ilk geçirdiğiniz gece, ilk gün çoğunlukla şaşırtıcıdır. Ama Şam'daki daha bir şaşırtıcıydı. Dönemin siyasi atmosferinden olacak ki kalacak yer bulmakta zorlanıyordum. Bir sürü mekan dolaştıktan sonra tek katlı, güzelce bir taş binanın kapısındaki otel pansiyon tabelasını görüp son bir defa şansımı denemeye karar verdim. Ama bu sefer değişik bir taktik uygulayıp otel resepsiyonunda oturan orta yaşlı hanıma "Kalacak yer arıyorum madem" diye Fransızca hitap ettiğimde güzel bir Fransızca ile mukabele görüp olumlu cevap aldım. "Kaç gün kalacaksınız, nasıl bir yer istiyorsunuz?" gibi klasik sorulardan sonra giriş işlemleri için pasaportu istediğinde dananın kuyruğu koptu. Türk olduğumu görünce yine o güzel Fransızcasıyla "Türk olmanız benim için hoş bir sürpriz ama korkarım akşam papaz gelince bu durumdan pek hoşlanmayacak" dedi ve benim anlamaz bakışlarla kendisini süzdüğümü görünce "Bakın, burası Lübnan iç savaşından kaçan Hristiyanların sığındığı bir yerdir ve işleten kişi de Hristiyan bir din adamıdır" şeklinde ilave etti. "Sonra da burada bir tek Müslüman ben vardım. Sen geldin, iki olduk" diyerek gülümsedim. Ayrıca Cezayirli Emir Abdülkadir'in torunlarından olduğunu ve Şam'daki Birleşmiş Milletler'de hukukçu olarak çalıştığını anlattı. Hadi ilk günden hem papaz hem de Emir Abdülkadir'in torununu bulduk. Anahtarı alıp oduma yerleştikten biraz sonra kapı çalındı. Bir de bakayım, yine bizim Cezayirli adam ve elinde bu sefer bir ud. "Türkler udu bilirler ve severler. İster misiniz size biraz ud çalayım" dedim. Biz kapıya gelen Ramazan davulcusuna, mahallede dolaşıp zurna çalan macuncuya, maçtan dönerken fincanı taştan oyarlar türküsüyle bağırışanlara alışmıştık ama size biraz ud çalayım diyen şeyh torunu madama ilk defa rastlıyordum. Cezayirli Emir Abdülkadir'in ahvatı bir udiyi kapıdan geri çevirecek halimiz yok ya. İşte Şam'daki ilk gecem saz eserleri dinleyerek geçti. Daha sonraki akşamlar çalmış olduğu udun artık bana olağan, hatta sıkıcı geldiğini fark edince de İstanbul'da olsak değişik eserlerin notalarını arayıp bulurduk. "Burada nereden bulacağız" dedi ve bana tam aradığım fırsatı vermiş oldu. O günlerde İstanbul'dan gelecek olan dostumun ona vermek için yeni notalar getireceğini nereden bilebilirdim. Ben haberi kendisine "İstanbul'dan aradığınız notalar geldi" deyip verdiğim zaman gözünden akan iki damla yaşı gören biri olarak aktarıyorum size. Bana Şam'ı o gezdirdi. İlk tatlıları o yedirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Haluk Dursun hocamızın Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk isimli eserinden istifademize devam ettik bu bölümümüzde. Bundan alası Şam'da Kayısı başlıklı makalesinin bir bölümünü aktardık. Hocamız yazısının ikinci kısmında Şam'ı anlatmaya devam edecek. Tabii ikinci kısmını gelecek programımızda paylaşacağız sizlerle. Şam'ı anlatmaya Emir Abdülkadir'den başlayacağız. Efendim şimdi programımızın son arasını verelim ve birlikte güzel bir eseri dinleyelim. Programımızın son bölümünde sizlerle Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden bir başlığı paylaşacağız.
Şefikcan hocamızın tercümelerinden istifade edeceğiz tabii ki. Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir bugünkü başlığımız. Alemin bütün zerreleri birbirine girse de kale kesilse, yani çare bulmaya çalışsa, yine gökten gelecek kazaya karşı hiçtir, hiç. Şu yeryüzü gökten nasıl kaçabilir? Kendini gökten nasıl gizleyebilir? Gökten yağana karşı yeryüzü ne kaçabilir, ne bir çare bulabilir, ne de sipere girip gizlenebilir. Güneşten onun üstüne ateş yağsa, yeryüzü o ateşe yüz tutmuştur. Ondan kaçmak şöyle dursun, o ateşe karşı yüzünü yerlere sererek sessizce ona teslim olmuştur. Çok yağmurlar yağsa da tufan olsa, yeryüzündeki şehirleri yıksa, silse süpürse, yeryüzü Eyüp aleyhisselam gibi gökyüzüne teslim olmuştur. Ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir. Ey insanoğlu! Sen de yeryüzünün bir cüzüsün. Onun üstünde yaşıyorsun. Sen de Allah'ın buyruğuna, kaza ve kaderine karşı gelme. Sizi topraktan yarattık ayetini duydun, işittin. Demek ki Allah da senin toprak olmanı istiyor. İlahi emre karşı gelme. Allah buyurdu ki, ey insan, dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine, ruhumdan bir tohum ektim, seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozuyken, seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle daha yap da, topraklığı yani tevazu kendine sıfat huy edin. Ben de seni bütün yarattıklarımın üstüne emir kılayım. Su yüksekten aşağıya akar. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru yükselir çıkar. Buğday, çiftçi tarafından toprağa atılır. Böylece yükseklerden gelir, toprağın altına girer. Sonra toprağın altından baş kaldırır, yükselir. Dik, kuvvetli bir başak haline gelir. Her meyvenin tohumu önce yerdedir, yere girer. Ondan sonra yerden baş kaldırır, yükselir. Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı. Toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu. Bütün nimetler, gönül alçaklığıyla gökten yere indikleri için, diri ve yiğit bir insanın cüzüğü oldular. Böylece, senin cansız sandığın yağmur ve güneşin yetiştirdiği nimetler, insan tarafından yenildiği zaman, şereflenirler de insanın sıfatları olurlar. Arşın üstüne neşeli neşeli uçarlar. Biz önce ruh aleminden, hayat aleminden bu aşağılık dünyaya gelmiştik. Şimdi yücelere yükseldik derler. Aslında cihanın bütün cüzleri ve zerreleri hareket halinde olsun, sükun halinde olsun, içlerine düşen ilahi aşkın tesiriyle çırpınıp durmada ve biz Rabbimize dönüyoruz demektedirler. Cihan cüzlerinin zikir ve tesbihleri göklere bir uğultu düşürmüş ve oraları çınlatmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son bölümünde Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden bir başlığa yer verdik. Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir. Bugünkü başlığımızdı. Efendim, böylelikle bugün de Kültür Atlası'nı nihayetlendirmiş olduk. Nasipse bir sonraki programda tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Efendim, hepinize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.